Adana hakkında bilinmesi gerekenler. Seyhan Nehri'nin kıyısında, Toros Dağları'nın güneyine kurulmuş, 2021 yıl sonu nüfus sayımına göre, 2 milyonu aşkın nüfusu ile, Türkiye'nin en yüksek 6. nüfusa sahip şehridir. Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam merkezi ilçeleriyle birlikte, toplam 15 ilçesi ve belediyesi bulunmaktadır. Adana, ünlü ticaret ve kültür merkezlerinden biri olarak da bilinmektedir. Güneyinde Akdeniz'e, yaklaşık 160 kilometre kıyısı bulunan Adana'nın, en yakın komşusu 60 kilometre batısında bulunan, Mersin iline bağlı Tarsus ilçesidir. Şehrin diğer komşuları, kuzeyinde Niğde ve Kayseri iken, doğu sınırlarında ise Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dır. İklimsel olarak, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Bu nedenle, yazın oldukça sıcak ve yağışsız, kışın ise nispeten soğuk ve yağışlı geçer. Yılın en soğuk dönemleri Ocak ayları, en sıcak dönemleri ise Ağustos aylarıdır. Maden zenginlikleri bakımından da, Türkiye'nin en zengin 4. bölgesi olarak bilinen Adana, krom, demir, manganez, kurşun ve çinko maden yatakları açısından önemli bir bölge olarak bilinmektedir. Günümüzde, özellikle lezzet turizmiyle, seyahat severlerin ilgisini çekse de, bu şehir yeme içmeden çok daha fazlasını sunmaktadır. Geçmişten günümüze, mutfağıyla olduğu gibi, mimarisi ve tarihiyle de, kendine hayran bırakmaktadır. Adana nerededir? Akdeniz bölgesinde bulunan, Türkiye'nin nüfus açısından, en büyük 6. şehri ve ülkenin önde gelen ticaret merkezlerinden biridir. Adana'nın şehir merkezi, Akdeniz kıyısından 30 kilometre içeride bulunan, Seyhan Nehri etrafında yer almaktadır. 4. merkez ilçesi olmak üzere, toplamda 15 ilçesi bulunan Adana'nın, Akdeniz kıyısında da Karataş ve Yumurtalık olmak üzere, 2 adet sahil ilçesi bulunmaktadır. Adana'nın merkezi, Hatay, Mersin, Osmaniye gibi illeri de kapsayan, Çukurova bölgesinin merkezinde yer almaktadır. Yaklaşık 6 milyon insana ev sahipliği yapan bu bölge, tarıma oldukça elverişli, geniş bir arazidir. Adana, Türkiye'nin en önemli metropolü olan İstanbul'un, 936 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Başkent Ankara ile olan uzaklığı ise, 488 kilometredir. Adana'nın en yakın komşu illeri ise, batısında 70 kilometre uzaklıkta bulunan Mersin, doğusunda 90 kilometre ile Osmaniye ve 190 kilometre ile Hatay, kuzeybatısında 205 kilometre uzaklığında bulunan Niğde, kuzeydoğusunda 187 kilometre uzağındaki Kahramanmaraş ve kuzeyinde ise 332 kilometre ile Kayseri'dir. Adana'ya nasıl gidilir? Adana, önemli bir ticaret noktası olması nedeniyle, ulaşımı kolay bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle şehre hem karayolu, hem demiryolu, hem de hava yolları ile ulaşımı ulaşabilirsiniz. Adana'ya özel araç ile seyahat edilecek ise, İstanbul'dan sırasıyla Bolu, Ankara, Aksaray ve Pozantı rotasıyla ortalama 900 kilometre bir yolculuk ile ulaşılabilir. Bu yolculuk, Ankara'dan sırasıyla Aksaray ve Pozantı rotasından yaklaşık 475 kilometre, İzmir'den ise sırasıyla Afyon, Konya ve Ereğli rotasından yaklaşık 875 kilometre sürmektedir. Adana'ya Türkiye'nin birçok merkezi noktasından otobüs seferleri de düzenlenmektedir. Otobüs seferleriyle Adana'nın şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan otobüs terminaline varıp, buradan rahatlıkla şehir merkezine gitme olanağı bulunmaktadır. Adana'nın havayolu taşımacılığı, şehir merkezinin 5 kilometre uzağında bulunan Şakirpaşa Havalimanı'ndan gerçekleştirilir. İç ve dış hat seferlerinin yapıldığı Şakirpaşa Havalimanı, Türkiye'nin havayolu taşımacılığı yoğunluğu sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Buradan İstanbul havalimanlarına, birçok havayolu firmasının günlük karşılıklı uçuşları bulunmaktadır. Bununla birlikte, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan, yurt içinde Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya'ya, yurt dışında ise Kıbrıs Lefkoşe ve Almanya'nın bazı şehirlerine direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Ek olarak Adana, Mersin yönünde gün içerisinde birçok tren seferi düzenlenmektedir ve günümüzde Mersin'e trenle yolculuk 45 dakikaya kadar düşmüştür. Adana'ya ne zaman gidilir? Adana, iklim açısından bakıldığında, her dönem gidilebilecek bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Tipik Akdeniz ikliminin özelliklerini barındıran Adana, yazları oldukça sıcak, ilkbahar ve sonbaharda nispeten daha uygun sıcaklıkların olduğu, ama oldukça yağış alabilen, kışları ise aşırı soğuk olmasa da, soğuk ve yağışlı ama, nispeten gezmeye elverişli bir hava sunmaktadır. Bu bağlamda Adana'ya gitmek için en uygun dönemler, bahar mevsimleri olarak öne çıkmaktadır. Adana, bahar döneminde ziyaret edildiğinde, ne sıcaklıktan bunaltacak, ne de soğuktan içinizi titretecektir.
Ancak kışın bile çok aşırı soğukların olmadığı düşünüldüğünde, kış mevsimi de Adana'ya gitmek için ideal mevsimlerden biridir. Adana'ya gidilebilecek en olumsuz koşullar ise, yazın ortasında, 40 derece üstünde hava sıcaklıklarının ölçüldüğü Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bununla birlikte, Uluslararası Adana Film Festivali'nin düzenlendiği, Eylül ayının son haftası, Adana'yı ziyaret etmek için iyi, değil dönemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemlerde yapılacak bir Adana ziyareti, Adana'nın tarihi, kültürel ve mutfak olarak sunduklarının yanı sıra uluslararası bir festival ruhunu yaşamaya da olanak sağlayacaktır. Ayrıca, ilki 2017 yılında düzenlenen ve devamının geleceği açıklanan Adana Lezzet Festivali'nin düzenlendiği Ekim ayının ilk haftası da Adana'yı ziyaret etmek için yerinde bir tercih olacaktır. Böylece, zaten her gidildiğinde festival havası sunan bir mutfağı, gerçek bir festival içinde deneyimleme şansınız olabilir. Adana'da nerede kalınır? Mutfak zenginliğiyle, her daim ziyaret edilen Adana, konaklama açısından da birçok seçenek sunmaktadır. Her türlü ihtiyaca, keyfe ve bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğu Adana'da, merkezde kalmak için Seyhan veya Yüreğir ilçelerinde bulunan oteller tercih edilmelidir. Adana'nın tam merkezinde konaklamak için, Seyhan içerisinde Sefa Özler Caddesi ve İnönü Caddesi yakınlarında bulunan oteller, öne çıkmaktadır. Şehrin tam merkezinin olduğu için, bu caddeler gün boyunca sürekli hareketlidir. Seyhan içerisinde, biraz daha sakin bölgelerde konaklamak için ise, Seyhan Nehri yakınlarında kalan bölgeler tercih edilmelidir. Taşköprü yakınlarında, Seyhan Caddesi üzerinde bulunan ve etrafında Adana Atatürk Müzesi ve Adana Sinema Müzesi gibi önemli gezilecek yerlerin bulunduğu oteller, özellikle butik otellerde konaklamayı sevenler için doğru bir tercih olacaktır. Adana gezilecek yerler. Adana şehir merkezindeki gezilecek, görülecek yerlerin hepsi birbirine yakın olduğu için bu yerleri aynı gün içinde gezebilmek mümkündür. Adana şehir merkezinde, öne çıkan yapılar arasında, geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kadar araç trafiğine açık olan ve bu yönüyle dünyanın araç trafiğine açık, en eski köprüsü unvanını elinde bulunduran Taş Köprü, 16. yüzyıldan kalma Ulu Cami, Ramazanoğulları Camii, 1998 yılında hizmete açılmış Sabancı Merkez Camii ve 1882 yılında tamamlanan Büyük Saat Kulesi bulunmaktadır. Bununla birlikte merkezde bulunan arkeoloji müzesi, etnografya müzesi gibi müzeler, meraklılarının şehre gelince mutlaka uğraması gereken noktalardır. Adana şehir merkezi dışında ise, Karaysalı köyünde bulunan Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü ile Kozan sınırları içerisindeki Anavarza Antik Kenti, Adana gezilecek görülecek yerler listesinin başlarında yer almaktadır. Adana hakkındaki fikirlerinizi, özellikle mutlaka gidilmeli diyeceğiniz tavsiyeleriniz varsa, yorum kısmında paylaşırsanız çok seviniriz. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.